Deneme Tahtası'ndan Söyle Merkezi, karavan hayatını anlatmaya devam ediyorum. Hem buradaki diğer karavanları hem de kendi karavanımı ve karavanın içinde yaptıklarımı. Sırada da ısıtma sistemi var. Bu videoyu çektiğimde 4 Ocak, neredeyse saat 4-5 gibi oldu. Ama hava o kadar güzel ki güneş gözlüğüyle dolaşıyorum, tişörtle, terlikleyim. Tabii bu hava güzel mi kötü mü tartışılır. Ömer'deyim çünkü, Ömer'le Barajan çok yakın bir yerdeyim. Ömer'le Barajı'nda bile çok az su kaldı yani maalesef. Kış bir an önce gelsin diyoruz artık. Ama ben de havalar güzel olduğu için ısıtma sistemini bayağı bir öteledim. Küçük bir tane bir fan vardı elektrikle çalışan. Onunla idare edebildim. Fakat hafta sonları kızım da geliyor buraya. Hatta onu da paylaşıyorum. Dolayısıyla havalar sertleşince bir ısıtma sistemine ihtiyacım olacaktı. Bununla ilgili araştırmalar yaptım. Burası benim için karavan köyü diye geçiyor zaten. Bir karavan okulu aslında. Çok deneyimli karavancı abiler var. Onlarla konuştum. Onların fikirlerini aldım. Hatta onların fikirlerini alırken kamerayı da çektim. Onları da göstereceğim. Benim arkadaki karavan Erbaan'ın 375 modeli, yani oldukça mütevazı ve küçük bir karavan. Yalıtımı çok iyi değil ama küçük olduğu için de ısınması kolay ve kendi bütçeme göre, ihtiyaçlarıma göre bir karar verecektim. Buradaki diğer karavan kullanıcılardan fikirlerini aldım. Önce Cihan abiye gittim. Cihan abi eski motorcu benim gibi ve fakat benim gibi yeni karavancı değil, çok eski bir karavancı. Olaya çok hakim. Ona dedim ki abi hiç bütçeye takılmadan sana bu işin doğrusu nedir? Yani parası olsa, insanlar iyi bir karavanı olsa, bir yatırım yapmak istese ne almak ister? Bir onu sordum önce Cihan abiye. Önce onu dinleyeceğiz. Ondan sonra motokaravancı iki tane arkadaş, ki çünkü Cihan abi çekme karavan kullanıyor, İki tane motokaravancı arkadaşın fikirlerini alacağım. Hatta tam o sırada yine arkamda erbaa kullanan başka bir arkadaş vardı. O çimbalı webasto taktırmış. Hemen yanındaki başka bir arkadaş orijinal webasto taktırdı. Onların düşüncelerini alacağız. Ama başlamadan önce ve ne aldığımı söylemeden önce, ne kadar aldığımı söylemeden önce şunu da söyleyeyim. Webasto dediğim şey aslında bizim için selpak gibi bir şey. Yani aslında belli tip ısıtıcıların genel adı. Webasto pahalı bir marka. Bunun yanında mesela Çin malı, çok ucuz markalar var. Çin'den direkt getirebiliyorsunuz ya da Türkiye'de getirtip satanlar var. Yerli malı iki tane firma var. Bir tanesi Daishawa, bir tanesi de Yilka olması lazım. İsmini yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir de Alman firması var, Eberschwer diye. Umarım ismini doğru söylüyorumdur. Genelde bu 4 marka üzerinde yoğunlaşıyor insanlar. Ya tüplü sistem alıyorlar ya da dediğim gibi eğer dizel mazotlu sistem alacaklarsa da işte orijinal Webasto, Eberschwer, Çin malı ya da yerli mallar arasında bir fiyata göre karar verir insanlar. Önce arkadaşlarım bana neler anlattı, önce onu dinleyelim, ondan sonra ben ne karar verdim. Ama şunu da söyleyeyim, ben de karar verirken kendi arkadaşlarımı da sordum. Karavantadilat.com diye bir site var, bunlar benim arkadaşlarım. Hatta montajı da, şurada aldım kutuyu aslında, montajı da onlar yaptılar. Nasıl montaj yapıldığını söyleyeceğim. Ve karavantadilat.com'daki arkadaşlara da dedim, hani benim karavanım küçük ama yalıtımı çok iyi değil. Fakat ben çok üşüyen bir adam değilim zaten, ondan da bahsedeceğim. Bütçeme uygun, fiyat performans olarak ne mantıklı olur diye onlara da sordum ve en son bir karar verdim. Ama önce dediğim gibi diğer karavancı arkadaşları dinleyelim. Karavanda neyle ısınırız, nasıl ısınırız? Tabii çok değişken modeller var. Mazotlu ısıtıcılar var. Belirli bir kaynağa bağlı olmadan ısınmak istiyorsak, yani elektrik gibi dışarıdaki kamplarda özellikle. Karşımıza iki tip ısıtıcı çıkıyor. Bir LPG ile ısınabiliyoruz. Bir de mazotlu ısıtıcılar var. Kuru tip mazotlu ısıtıcılar. Bunlar herkesin piyasada bildiği bir iki tane yerli marka var. Almanya bu işte çok iyi. 1960'lardan beri, 55 yıllarından beri aynı tip ısıtıcı üretiyorlar. Mazotlu ısıtıcılar veya benzinli. Yani aracınız, motokaravanınız genelde mazotlu oluyor. Mazotluysa mazotlu ısıtıcı. Çekme karavanınız varsa %90'ı mazotlu ısıtıcı kullanıyor. Çünkü montajı basit, kullanımı kolay. Özellikle Almanlar arıza yapmıyor. Yapmıyor yani, kolay. Tabii hepsinin kendine göre handikapları var. İyi tarafları var, kötü tarafları var. Özellikle mazotlu ısıtıcılarda karavan içinde yaşam havayı çok kurutuyor. Dışarıdan taze hava bağlantısını genelde kimse yapmıyor. Dışarıdan taze hava almadığın zaman da içerideki ısıyı döndürüp daha ekonomik yakar, daha az yaksın, daha çabuk termostata geçsin diye. Arkadaşlar içeriden ev iş yaptırıyorlar bu ısıtıcılara. O zaman da içerideki uyku kaliteniz, sabahleyin kalktığınızda ağzınız, burnunuz yani kurumuş, kupkuru bir hava içerideki nem oranını çok düşürüyor. Dolayısıyla ben yıllardan beri yaptığım bütün kamplarda, işte en son araç üstü çadırda arabam benzinliydi. Benzinli bir Webasto kullanıyordum. Her çadırda, her uyandığımızda yanımızda su şişeleri. Zor yani Webasto. Sonra çekme karavana geçince, çekme karavan tabii Avrupa bir karavan aldım. İlk karavanım Avrupa'ydı. Hatta ilk karavanım bir Caretta'ydı. Taner kardeşimin tanıtımını yaptığı bir karavandı. 1500 modeliydi. Onda yerli bir
mazotlu ısıtıcı kullandım ve basto tarzı. Karavan da küçük olduğu için açıkçası çok ihtiyaç duymuyordum. Yani dijital termostatı vardı. Çok da öyle bir ısınma ile ilgili çok sıkıntım olmuyordu. Caretta'da çünkü iki kişinin nefesi bile içeriye ısıtabiliyor. Fakat sonraki 4,5 metrelik karavanımda Truman'ın S2000 olması lazım. Bilmiyorum şu anda modelini tam hatırlamıyorum. Truman'ın LPG sistemli ısıtıcısı var. Bacalı bir sistem. Ondaki ısıtma sistemini gördükten sonra artık bir daha Vepasto gibi bir şeyin gürültüsü, fan gürültüsü, hava kurutması, termostatın konumlandırıldığı yerin doğru olmaması sebebiyle termostata girmemesi, çıkmaması, devamlı son hızla çalışması. Bu arada arkadaşlarımızın atladığı çok bir değişik bir mevzu var. Elektrik mevzusu, yani akü. Sonuçta bu mazotlu ısıtıcılar 12 volttan çalışıyor. Eğer küçük bir akü, yani depolama şekliniz varsa, yani 60 amper, 70 amperlik bir akünüz varsa, eğer havada 0 derecelere geldiyse vay halinize, ikinci gün akünüzü de bulamayabilirsiniz. Güneş paneliniz yoksa. Ve bastonun esasında ısıtma şeklindeki açılımı parking heater. Yani park halinde ısıtma. Daha çok kamyoncuların, yani veya bu işte iştigal eden insanların kısa süreli 3-5 saatlik, 10 saatlik konaklamalarda kamyonu kabinin içini ısıtacak bir düzen. Ama biz onu Türk olarak ucuza getirerek bir şekilde işte karavanı ısıtmaya çalışıyoruz. O da çok konforlu olmuyor tabii. Yani bunların hepsi esasında ısınma konusu hepsi bir bütün. Ama karavan alacak arkadaşlara tavsiyem LPG sistemiyle ısınan bir hani Truma tarzı, Truma markası bu işte çok güçlü. Seçenekler çok fazla. Hem 220 ile hem LPG ile, yani çok yani maksimum ayarda saatte, yani 24 saatte bildiğim kadarıyla 200, yani çok düşük şey tüketimi var. Yani birinci kademede bile karavanda içeride 20 dereceleri, 22 dereceleri yakalıyorsunuz. Eğer bir de fan dolaşım sistemi varsa karavanınızda, ısıyı kanallardan yatak altlarına, banyoya, tuvalete falan dağıtıyorsa çok eşit bir şekilde ısınıyorsunuz. Gayet rahat. Şimdi aynı markanın burada kombisiz çıktı. Evdeki kombi konforunda ısınabiliyorsunuz. Hatta yerden ısıtması var aynı şekilde. Yani artık teknoloji çok ilerledi. Ama Türkiye'de tabii bazı şeyler hala yeni yeni sistem. Yeni oturuyor. Yani Webasto insanların kolayına geliyor açıkçası. Yani bana sorarsanız bir daha bir karavan yapacak olsanız, motokaravan özellikle. Yaş ilerledikçe insanların ihtiyaçları değişiyor tabii. Şimdi çekme karavan idare ediyoruz da. Daha ileriki yaşlarda moto karavan yapacak olursam mutlaka ve mutlaka olmazsa olmazın Truma markasının bir kombi sistemini kurmak. Aynı zamanda hem evdeki gibi ev konforunda hem sıcak su alıyoruz. Hem ısınabiliyoruz. Tek sistem enerjiden, LPG'den yani buzdolabımızdan LPG'den çalışıyor. Dolayısıyla dışarıda elektrikle hiçbir işimiz yok. Çatıya koyacağımız 2 tane 3 tane güneş paneliyle de sistemi döndürüyoruz. Tüm sistem 12 volt olduğu için de gayet ekonomik, dışa bağımlı kalmadan kamplarımızı yapabiliriz. Hepsi bu erkek kardeşim. Eber Şüper mi? Doğru evet, söylüyoruz abi. Herhalde doğru söylüyoruz abi. Daha telaffuzunu netleştiremedim. 3-5 farklı versiyonu var. 3000 kahvalık taktırdık. Yani herhangi bir ses ya da mazot kokusu gibi bir şey ben şu ana kadar rastlamadım ama ya, yüksek rakıma da çıkmadım. Açıkçası bunlar anladığım kadarıyla yüksek rakımda daha çok problem yaratan cihazlarmış. Şu an bulunduğumuz deniz seviyesinde ya da çok az bir yükseltide herhangi bir sestir, kokudur. İç kısma vermiyor. Dışarı bir ses verdiği doğru ama hani içeride olanı rahatsız etmeyen bir ses. Abi kapağının yönü şöyle. Aslında yönde bir hata yapmamak şu açıdan önemli. Arabanın ön kısmına doğru takıp oradan yatak kısmını üfletmek daha sağlıklı gibi gelmeye başladı bana şimdi yaptırdıktan sonra. Ya da eğer bu hatayı yaptıysanız bir kere bu döner ve yüksek enli süzgeçler var. Onların yönünü ayarlayarak istediğiniz yere de çevirebilirsiniz. Ben de şimdi onun değişimini yapacağım bundan sonra. Abi nereden aldım? Ben karavanı yaptırdığım arkadaşın tavsiye ettiği Ümraniye'de bir usta vardı. Adı şu anda aklımda değil ama sonra paylaşırım seninle istersen. Ama ustasına taktırmak daha mantıklı. Çünkü hem mazot girişi olan bir şey hem elektrik tesisatına bağlıyorsun. Yani benim elimden hiç gelmez öyle şeyler. O yüzden bir bilene özellikle bu tarz spesifik ekipmanları taktırmak daha sağlıklı geliyor bana. Abi Çin malı, yerli malı açıkçası biz de YouTube'da, forumlarda izledik, gördük. İyi bir ya Webasto ya da bu biraz evvel adını söylemedi. Eber Specials diyorum ben en azından. İnşallah doğrudur. O tarz güvenilir markaları taktırmak
daha sağlıklı geldi. Çünkü bir iki kötü hadise de duyduk. Malum bu da mazot, kaçağı olur, bir şey olur. Güvenilir, kaliteli, uzun zamanlardır bu işi yapan firmalara taktırmak daha sağlıklı bana kalırsa. Karavanı yaptırırken ilk aşamada yalıtım kısmı bayağı ciddi. Bayağı da çok seçenek var. Sağlıklı mı olacak, yoksa cam elyafı gibi şeylere mi kayacaksın, onu iyi belirlemek lazım. Biz 2-3 katman şeklinde yaptırdık bunu. Bir de bizim iç taraf lambiri olduğu için onun da bir faydası oluyor. Lambirinin bir artısı da içeri ısıttığın zaman bir sauna havası veriyor. Yani o ahşap kokusu da bizim çok hoşumuza gitti. Bunu taktırmadan evvel bilmiyorduk ama taktırdıktan sonra bayağı iyi bir şey yaptığımıza kanaat getirdik ailecek. Seninki Çin malı değil mi abi? Çin malı benimki. Ne kadar aldın? Ben 1360 aldım. Süper. Çekelim mi onu da peki birkaç gün sonra, tabii, olur mu? Olur. Vallahi onu süper olur. Kendimiz eyvallah yaptık montajını. Tamam. Sen de hangisi var abi? Ben Devasa aldım. Hı. Orijinal aldın. O ne kadar? Ben Devasa aldım. Bağlamasıyla beraber kargosu falan her şeyi 4700'e geldi. Benim daha önceki karavanımda Truma vardı. Truma gazlı oluyor. Ocağınız, buzdolabınız ve ısıtıcınız aynı tüpe bağlıydı. Tüp dışarıda kalan kısımda, karavanın dışta kalan kısmında kalıyor. Herhangi bir içeriye gaz sızıntısı falan ihtiyacı olmuyor. Karavanın içindeki bunda değil, bir önceki karavanımda buzdolabı gazla çalışıyordu. Bu karavanda Dometic ocak var. Bu karavanlar için yapılan ocaklardan. Bu ocak da gazlıydı. Truma soban vardı, o da gazlıydı. Bu karavanda ise Webasto var. Şurada göstergesi var. Isı derecesini oradan ayarlıyoruz. Normal dizel depoma koyduğum yakıttan çekiyor. Çekme karavanlara Webasto koyulduğu zaman ek bir deposu oluyor. Oradan koyuyorsunuz yakıtı. Webasto içeriği yaklaşık 5 dakikada ısıtıyor. İstediğiniz ısı derecesinde de sabaha kadar kalıyor. Herhangi bir soğuk hissetmiyorsunuz zaten. Yani evden daha sıcak oluyor. Burada baktığımız zaman önemli olan tabii ki bütçe. Yani eğer para varsa tabii ki çok daha iyi yatırım yapılabilir. Fakat düşük bütçeli olacaksa işte mazotlu sistemler işe yarayabilir. Ben aldığım ürünü birkaç gün kullandım. Yakıt sarfiyatı oldukça küçük. Koku bakımındansa ilk başta biraz koku yapıyor fakat bu kokuyu daha çok dışarı veriyor. Çalışması 1-2 dakika sürüyor. Koku da herhalde birkaç dakika daha sürüyor ve ondan sonra o koku dediğim gibi kayboluyor ki bu eğer karavanın dışındaysanız alıyorsunuz bu kokuyu. Ondan sonra çok ses de yapmıyor içeriye. Fakat dışarıya yine biraz ses yapıyor. Mesela çok dip dibe karavanlar olsaydı bu tesis dip dibe gözükse de genel arada bayağı mesafe var aslında. Dolayısıyla kimse kimseyi gürültü bakımından rahatsız etmeden herkes akşamları Webasto'sunu çalıştırıyor. Ancak karavanların önden geçerken anlıyorsunuz zaten o sesi. Isıtıcı almadan önce nelere dikkat edin tekrar söyleyeyim. Tabii ki birincisi fiyat önemliydi ki orada güzel bir gelişme oldu, ondan da bahsedeceğim. İkincisi karavanın yalıtımı. Maalesef benim kullandığım Erbaa tabii ki ucuz bir karavan. Ucuz olunca malzeme kalitesi de çok iyi olmuyor. Dolayısıyla yalıtım sistemi çok iyi değil. Küçük olması avantaj, yalıtımının kötü olması dezavantaj. Fakat bir başka avantaj, ben çok üşüyen bir adam değilim. Hani bakmayın burada havanın güzel olduğuna. Hava kötü olduğunda da herkes montlarla dolaşırken hatta bana gülüyorlar. Ben şortla, terlikle, tişörtle dolaşıyorum. Dolayısıyla çok üşüyen bir adam değilim. İkincisi de nasıl giyilmesi gerektiğini biliyorum. İşte maalesef insanlar böyle içliğin, termal içliğin ne kadar önemli olduğunu bilmiyorlar. Onu çok önemsemiyorlar. Termal içlik önemli ya da hava çok kötüyse uyku tulumum her zaman yanımdadır zaten. Bütün yolculuklarda, karavanda da uyku tulumunu kullandığım akşamlar da oluyor. Siz eğer doğru giyinirseniz zaten çok da üşünmüyor. Çok abartmışlardı. Karavanda asla ısıtma sistemi olmadan kalamazsın, edemezsin diye. Bu kişiden kişiye göre değişen bir şey bence üşüme olayım. Şöyle bir gelişme oldu. Ben aslında motosikletle Türkiye ve dünyayı geziyorum. Bu kanalı takip edenlerin de çoğu ilk başta beni öyle tanıdı, takip etti. Pandemiden dolayı işte motorla gezemeyince karavan hayatına biraz erken giriş yapmış oldum ve karavanda yaşıyorum tam zamanlı olarak. Motosiklet yolculuklarımda bana ekipman desteği sağlayan Motomax, ki onun logosunu motosiklet videolarında kullanıyorum seve seve. Çok teşekkür ediyorum onlara. Karavan hediyesi olarak ısıtma sistemine yardımcı olmak istediler. Sağ olsunlar, böyle sürpriz bir gelişme oldu. Ki şaşırdım da aslında, çok böyle mutlu etti beni gerçekten. Değer vermeleri de çok mutlu etti. Dolayısıyla biraz daha bütçeyi arttırdım. Daha da araştırdım. Biraz daha iyi para verdikten sonra Türk malı Yılka ve Dayı markası 3000 liraya bu sistemi takıyorlardı. Ki bu sistem derken en düşük modelini takıyorum karavanım küçük olduğu için. 3000 lira çok ucuz değil. Tabii ki şu da var. Hani yerli üretimde desteklemek gerekiyor gerçekten. Fakat bazı forumlarda da bunların aslında bir kısmı yerli değil, bir kısmı Çin'den gelme gibi söylentiler de var. Çok emin olamadım açıkçası. Bir de şöyle bir sıkıntı vardı. Ellerinde ürün yoktu. Dolayısıyla beklemem de gerekiyordu. Daha sonra ismini tam söyleyemediğim Alman malı Eberschaber. Eberschaber miydi neydi? Eber diyelim biz kısaca ona.
Evermark'a gittim. Aradım. Başakşehir'de yerleri varmış. Bayi değil, direkt merkezi aradım. Fiyat da aldım. Fiyat aşağı yukarı 4600 lira gibi bir şey. Kura göre değişiyor. Bu 4600 lira içinde işte bu D2 modeli, bir tane yakıt deposu ve montaj dahil. Ben adamlara şey dedim, ben Ömer'liyim ve arabam da yok aslında, bakmayın çekmek kararı olduğuna. Bir yerlere gitmesi gerektiğinde arkadaşlarımdan yardım istiyorum. Araba almayı da kısa vadede düşünmüyorum. Çok öyle bir yatırım yapmayı da düşünmüyorum. Dolayısıyla karavanı oraya çekmem çok zordu. Dedim ki eğer ürünü ben kendim gelip alıp taksam ne olur dedim. Onlar da eğer bu işin ehli birisi ancak takacaksa olsun, yoksa bizim takmamız gerekir dediler. Videonun başına söylemiştim, karavantadilat.com'daki arkadaşlara zaten danışmıştım. Onların da önerdiği aslında bu üründü. Yani eğer yerli malını 3000 lira vermektense Alman malı ya da Webasto 2-3 katı olsaydı tabii ki yerli mal alırdım, ama arada %50'lik bir fark vardı. Bir de şöyle bir gelişme de oldu. Montajı bizim yapacağımız için oradan da fiyat olarak düştüler. Dolayısıyla Eberschuer almaya karar verdim. Eber diyeyim. Yoksa birileri gülecek herhalde. Herkes farklı söylüyor. Neyse. Dolayısıyla bana aslında çok anormal bir fiyat farkında denk gelmedi yerli üretimler arasında ve almaya gerçekten değdi. Bir de şöyle bir avantaj da oldu. Buraya getirdikten sonra bunun montajını da kısmen de olsa çekmek istiyordum. Gerçi biraz karmaşık bir gündü. Bütün adımlarını tamamen çekemesem de aşağı yukarı nereye monte ettiğimizi, nasıl yaptığımızı onları da çekmiş oldum. Birazdan orayı da göstereceğim. Yani toparlarsam aslında ısıtma sistemi bakımından çok ucuz çözümler de var. Benim ilk başta yaptığım gibi hani 100 liraya bir tane fanlı bir ısıtıcı alabilirsiniz. Ya da işte 1500 liraya Çin malı bir şey alabilirsiniz. 3000 liraya yerli alabilirsiniz. 4500 liraya Alman malı alabilirsiniz. Webasto'nun fiyatı daha da pahalı diye biliyordum ben. Fakat videonun bir kısmında da gösterdim. Buradaki arkadaş o da 4500 liraları almış. Belki daha önce almıştı. Tarihini bilmiyorum. Belki tanıdık vardı. O da biraz indirim yapmıştır. Onu kestiremiyorum ama garantili güzel bir ürünüm oldu. Çalışması da iyi. Yakıt sarfiyatı da iyi. Koku bakımından, performans bakımından da memnunum. Yani güzel bir çözüm oldu bence. Ürünün en sevdiğim noktalardan bir tanesi de çok basit bir çalışma mekanizmasının olması. Hani ufak bir tane kumandası var burada. Şuradan açıyoruz. Bunu şundan diyorum çünkü hafta sonu kızım da geliyor. Hani ben bazen dışarıda oluyorum. O içeri geldiğinde hani çok rahat bir şekilde kumanda edebilecek. Ortam ısısını gösteriyor. Şu anda 17'ymiş. Ben 25'e bırakmıştım. Yani 25'e kadar çalıştırdığım anda, bastığım anda 10 oluyor ve 17'den başlayıp 25'e kadar gidecek. Bunu arttırabiliyorum da. Yani ben ilk başta şiddetli çalıştırıyorum. Mesela 35'e gelsin istiyorum. 35'e kadar ısıtacak. Kademeli bir şekilde birkaç dakika sonra üflemeye başlayacak sistem. Gördüğünüz gibi herhangi bir gürültü falan da yok. Güzel deri koyduk. Şu kafada döner başlı. İstediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. 17'den itibaren artmaya başlayacak 35'e kadar. Kısa süre işte buna geliyor. Daha sonra ortam ısındıktan sonra da mesela ben buradaki 35'i azaltıyorum. Örneğin 26'ya sabitleyeceğim, 25'e sabitleyeceğim. Bu hep 25 derece olacak sıcaklık. 25'in altına düştüğünde tekrar devreye girecek. Çok basit ve hızlı çalışan mekanizma yapmışlar. Bir de etraftaki arkadaşlara sormanın dışında YouTube'daki özellikle yabancı videoları da okudum. Eberschuer, umarım doğru söylüyorumdur videonun başından beri. Hani hata vermeyen, sorunsuz, garantisi olan bir sistem. Dediğim gibi Başakşehir'den direkt merkezden aldım. Oradaki arkadaşlar da beni tanımıyordu. Hatta söylememiştim de bir YouTube kanalı olduğumu, bunun ilk başta incelemesi yapacağımı. Hani normal bir müşteri olarak gittim. Hani gayet de güzel ilgilendiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Bir de yüksek rakımla ilgili bir şey ekleyeyim. Videoda bir tane arkadaş demişti yüksek rakımda belki problem çıkartabilir diye. Bunların özel kitleri var. Eğer yüksek rakıma çıkacaksanız hani o kiti de alıp bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Evet, ses belki şimdi biraz daha tam çalışmaya başladı. Ses biraz daha net gelir belki. Şöyle göstereyim. Şu oynar kafadan mesela ilk başta şöyle çevirip hani direkt yeni geldiğinizde ayaklarınızı ısıtabilirsiniz. Bu arada ısıtıcıyı motorun arkasına yükleyip getirdim. Paket hali de gerçekten oldukça küçük. Bidon ve ısıtıcıyı çok rahat motorun arkasında taşıyabildim. Ama montajı çok basit değil. Hani mutlaka yetkili servise ya da bu işi uzman olan insanlara yaptırın derim. Neticede mazotlu bir sistem. Risk almaya değmez. Evet, 25'e sabitledim. Şimdi 17'den başlayıp 25'e kadar gelecek. Ve 25'e sabit bırakacak. Eğer kapıyı pencereyi açarsam hava soğursa 25'in altına düşerse tekrar o 25'e kadar getirecek ve sonra tekrar duracak. Dolayısıyla da ısıyı sabit tuttuğu için de çok iyi bir yakıt tasarrufu var. Benzinciden mazot alma işini de bahsedeyim. Benzincilerden benzin almak biraz problemli, vermiyorlar. Fakat mazot alırken bir sıkıntı yok. Hani bir pet şişeye götürüp mazotu istediğinizde hemen veriyorlar. TC numaranızı istiyorlar. O TC numarasına kayıtlayıp mazotu veriyorlar. Yakıtı da birkaç gündür kullanıyorum. Ortalama 2 gecede 1 litre yaktım. Yani gecede
3-4 liraya denk geliyor bu. Hani gayet iyi bence, çok tasarruflu. Videonun başında demiştim 100 liralık bir tane elektrikli fan aldım diye. O fan 100 liraydı fakat onun yakıt maliyeti çok daha fazlaydı. Biraz fazla bir elektrik parası gelecek zaten. Ki onu da az kullanmama rağmen. Çünkü ondan da tedirgin oluyordum. Sabaha kadar açık bırakınca çok büyük bir kuruluk yapıyordu. Ve aynı zamanda yangın riski de vardı. Çok emniyetli bir sistem değildi. Bunda en azından kafam rahat. Sabaha kadar açık bırakabiliyorum sistemi. 25'e kuruyorum. Dediğim gibi birazdan 25'e gelecek. Ve sabaha kadar da bu kendiliğinden böyle çalışacak. Desteği için Motomax'a teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir şekilde beni doğru yönlendikleri için ve montajını yaptıkları için de karavantadirat.com'daki arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Videolarda insanlar kendi karavanlarını anlatırken aldıkları ürünleri, memnun olduklarını anlatıyorlar. Ben de hiç kesmiyorum. Hani iyi iş yapanlara destek olmak lazım çünkü. Bu da onlardan bir tanesiydi. Böyle bir video oldu. Soru ve önerinizi bekliyorum. Bu karavan hayatının galiba 10. videosu oldu. Tesisle ilgili, diğer karavanlarla ilgili, karavanda yaşamla ilgili, merak ettiğiniz her şeyle ilgili sorun cevapları bu 10 bölümde var. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Burada çan diye bir şey var. O bildirim şu anlama geliyor. Yeni video yayınlandığında hemen size haber veriyor. Daha da destek olmak isterseniz tabii ki bir de katıl diye buton var. Linkini açıklama kısmına ve yoruma bırakıyorum. Oradan da bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.